Herkese selam. Ne habersiniz? Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Şimdi bugün akşam yemeği hazırlayacağız. Pazar ve market alışverişi yaptık. Şunlar market, şunlar pazar alışverişimiz. Onları yerleştireceğiz. Öyle beraber bir takım etkinlikler. Şöyle sizi şuraya koyayım. Şimdi bakıyoruz. Şunları şu kahveyi dökelim. Şu kahveyi konuşabilirsin aşkım. Kaşık mı istiyorsun? Buyurun. Şu çikolataları alsaydın yiyecek misin bunları? Yok yemeyeyim. Nereye koyayım ben bunları? Bir şeye koyayım, şu tarafa koyayım. Kahve içmiştik de çikolataları kalmış. Yanında kahvelerin yememişiz. Burada kaldım. Şimdi şunlar pazar alışverişimiz. Neler almışız, ne kadar harcamışız bakalım. Pazarda toplam 510 mu, 13 mü, 520 mi? O civarda bir harcama yaptık. Salatalık sabah almıştık eşimle pazardan. Burada ne var? Burada hemen bunu yarın pişirmem lazım. Semizotu çok severim. Şöyle dolaba koyayım. Çünkü yarın neden hemen pişirmem lazım? Çok çok eriyor bunlar hemen. O yüzden. Şurada dolapta kalsın. Ondan sonra unutmadan şuradan şey çıkartacağım. Domates. Yarın pişireceğim semizotu için. Buzluktan domates çıkarttım. Pazardan domates aldık ama onları kahvaltıda kullanıyoruz. Aşkım şunu dolaba koyar mısın ya? Sonra domateslerimizi bunun içine yerleştirelim. Aşkım domatesler ha pazardan alınan bir miktar buradaymış. Tamam. Şunları şöyle geçen tekrar üstte kalsın. Salkım domates aldık. Kilosu 30 liraydı. Değil mi? 30 lira. Konuşamıyorum kendisi. Konuşmuyoruz. Engeli var. Kamera görünce konuşamıyor. Onun da öyle bir engeli var. Şöyle domatesleri yerleştirdik. Bir tane daha var bundan. İçinde de çok azıcık çilek vardı. Şunu bir yerleştim gözümüzün önünden. Marul var içinde. Roka. Salata yaparız da şu eski marul da yapalım salatamızı. Şöyle eski marulumuz var. Bunu buraya gene koyalım. Eski marul. Şunun içine şu biberleri de yerleştirelim. Çilekleri şu kenara alalım. Az kaldı zaten bunları biter bugün. Kapya biber aldık. Bunun da kilosu 60 liraydı galiba. Böyle 4-5 tane aldık. Yetiyor zaten 4-5 tane. Patlıcan aldım. Bu ne? Ha, erik almıştık. Bunları da erikleri buraya. Bu erikleri buraya mı döksem ya? Dökeyim değil mi? Erikleri buraya döktüm. Havuçları bunun içine koymam lazım ya. Biberleri değil de. Oha ne kadar uzun lan bunlar. Meze yapacağım şimdi de. Başka yeşil biber. Bu ne? Elma. Bir de elmaları buraya koyalım. Kalan havuçları alayım şuradan. Meze yapacağım. Şu biberleri sebzeliğin altına koyuyorum. Şuraya. Şuraya koyayım.
Ya da şuraya koyayım bunları ya. Bakayım burada. Kavun var. Çikolata var. Peçete sevmemişiz ama. Neyse. Böyle taneyle kullanılan biber, işte ne bileyim, havuç falan gibi şeyleri buraya koyuyorum raflara. Böyle ne bileyim poşetle duran, işte daha böyle sebze sebze olan, işte moruldur şeydir olanları aşağıya koyuyorum. Yeşillik falan olanları, mesela patlıcan. Bunu aşağıya koyuyorum. Biraz karışıyor da işte. Biberler mesela şuraya. Mesela kabak vardı mesela. Kabaklar buraya konulabilir. Keşke peçete serseydim altına ya. Şu kabakları oraya koyalım. Önce kapatalım. Sonra ne almışız? İside mantarı. Ben bunu çok severim. Bunu da hemen pişirmemiz lazım. Bu da hemen bozulan bir şey çünkü. Bunu da koyalım dolaba. Bunu da yine sebzenin tarafına koyuyorum. Şöyle. Ondan sonra limonları da şöyle sebzenin tarafına döküyorum. Böyle. Bu ne? Muz, muz dışarıda kalıyor. Şurada bir yerde dursun. Şimdi marketten aldıklarımıza geçiyoruz. Buraya 1500 lira falan verdik. İşte 500 küsür de şeye vermiştik. Pazar alışverişine. 2000 lira gitti ayaküstü. Ne almışız? Yumurta almışız marketten. Şunlardan aldım. Kahvaltı götürüyorum iş yerine. Küçük küçük güzel oluyor. Yine kahvaltılı. Buzdolapta, buzlukta dursun diye aldım. Şu an kullanmayacağım da böyle lazım oluyor bazen. Puding, kakao falan. Bunlar da dursun diye aldım. Şu an bir şey yapmayacağım. Bisküvili pasta yaptık. Pudingini kendim yaptım. Şimdi şöyle oldu. Bisküvili pasta yapmaya kalktım. Sonra çıkardım malzemeleri. Süt, bisküvi falan. Puding aradım. Yok. Dedim ki neyse pudingini kendim yapayım yani. Vallahi yapasın bu kul yapıyor. Hatta sen yapsan daha güzel. Burada bir sürü koruyucu var. Neyse çıkardım işte kakaoyu, ne bileyim unu, sütü falan filan puding yapmak için. Bu sefer ne yok? Tereyağı yok. Hay Allah'ım ya. Sonra ne yaptım? Buzluktan ben bu şey yoğurtların kaymaklarını biriktiriyorum. Buzluktan böyle biriktirdim. Yoğurt kaymağı vardı zaten tereyağı yapmak için. Onu çıkardım. Sonra dedim ki nasıl olsa şundan yapacaktım. Böyle o bız bız şey var ya, blender. Onu da hemen oluyor zaten. Dedim ki neyse şu kaymağı tereyağı yapayım. Kaymağı tereyağı yaptım. Tereyağı yaptıktan sonra puding yaptım. Puding yaptıktan sonra bisküvili pasta yaptım. Öyle de hamarat bir karıyam. Şimdi şu da domestik. Bu da tuvalet şeyi. Bu da krema. İşte makarna falan yaptığımızda kullanıyoruz. Makarnalar için göreceksiniz. Bulgur makarna. Bu bize değil. Yani bize değil derken böyle kalabalık, işte bir misafir gelir makarna salatası falan yaparsam diye evde bulunsun diye aldım. Bize olanları gösteriyorum. Bize olanlar. Fettuccino. Sonra bize olanlar. Targaletta. Sonra başka makarna mı olmuş muydu? Bir de şey almıştık. Nerede o? Daha makarna vardı. Şu da bize. Hingal. Bunu da buzluğa koyacağım gene lazım olunca diye. Makarna var bitmedi. Boncuk makarna. Gerçi bunu da salata falan da yine kullanılır. Şimdi ben bunu senin bundan alalım dedi aldım.
Ondan sonra Nazlı'nın diğer makam. Aşkım ha burada. Mekan cheese. Ondan sonra atıştırmalık çekirdek, kabak çekirdeği. Geçelim. Bu eşim patates kızartması almış kahvaltıda yemek için. İşte hafta içi ben çalışırken o atıyor airfryer'a. Tereyağı yaptım ama çok azdı. Tereyağı lazımdı. Böyle bir tereyağı aldım. İki tane süt her zaman lazım oluyor. Bu da gene atıştırmalık. Burada gene bir kilo neredeyse ne kadarmış 700 gram peynir, tost peyniri var. Şimdi şu pudingleri yerleştirelim. Gene şöyle kutularım var benim. Şöyle. İşte bunda çaylar var mesela. Bitki çayı var, siyah çay var, ne bileyim şu şey kolajen var. Ne bileyim bir sürü çaylar var. Bunda da böyle pasta malzemeleri gibi düşünebiliriz. Pasta malzemeleri diyorum içinden ne çıktı? Bu ne? Neyse siz gene de pasta malzemeleri olarak düşünün. Nerede bunlar? Ha. Kakaoları ve pudingleri şöyle şuraya koyalım. Kapatalım. Sonra şu makarnaları, şunlar buzluğa gidecek. Süperfli mantığı, patates kızartması ve şey. Şöyle buzluğa koyalım. Çekmeceye atalım. Hoş. Kapanıyor artık çekmece. Şunlar banyoya gidecek. Şimdi şunlar buzdolabına. Biz normalde böyle toplu alışveriş yapmıyoruz bu arada. Bir şey lazımsa işte aşağıda market var. Eve çıkarken marketten alıp çıkıyoruz. Ama bu sefer ihtiyaçlar hasıl olmuş. Yani lazım olan şeyler birikmiş de öyle gittik topucu aldık. Onu getir. Yumurtayı da yumurtayı dizsem mi şunu bir yerde kalsın mı? Dizeyim. Yer yok çünkü. Neyse şunu sonra dizelim. Şunları bir koyalım. Burası kahvaltı bölümü. Gördüğünüz üzere. Tereyağı. Bu da ne var? Peynir. 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 Sığdı şimdi. Şeyleri de makarnaları da şuraya sandalye tavura getireyim. Şöyle şunu yukarıya döküyorum. Bunların hepsini bir anda yemeyeceğiz tabii ki de. Bulunsun evde diye aldık. Zaten bazılarından vardı işte. Şu neydi? Mafalline. Şöyle kıvrık kıvrık olan var ya spagettinin biraz kalını. Ondan vardı. O yüzden işte evde bulunsun diye aldık çoğunu. Şeker varmış burada biraz. Laf var, tuz var. Kahve. Şeker gene var şeker. Bu ne? Ha bu da kalın fırın makarna. Ben bu fırın makarna olayını sevemedim bir türlü ya. Spagetti. Lazanya. Sonra neden zayıflayamıyorum ben? Belli oldu sebebi. Şunları altı koyalım.
Şunu da üstüne koyalım. Şunları üst üste. Pasta villacı mısınız, barillacı mısınız? Hadi bakalım. Buradan böyle kitleleri ikiye bölecek bir soru benden size. Şimdi şu makarnaları da koyduk mu tamamdır burası. Allah. Sığmadı la. İnşallah dökülmez şunun ağzı da açık da. Dökülmez herhalde. Mal değilse dökülmez yani. Şöyle bitti. Ay. İstifledim orayı. Ne kaldı? Şu yumurtaları dizeceğim. Şunu koyayım şöyle. Buralar hep poşet oldu he. Harika. Şu anda bitti. Şimdi bunları yerleştirdik. Bence artık videoyu burada bitirelim. Çünkü artık akşam yemeği hazırlığına geçeceğiz. Balık var menüde. Bunları buzluktan çıkardığım için, yeni almadığımız için bunları göstermedim. Balık, işte meze yapacağım. Bir takım zararlı içecekler olacak yanında. Ha, kalamar. Kalamar çıkaralım. Şöyle kalamar olacak. Balık, kalamar, havuç mezesi, kabak mezesi yapacağım. İşte bir de salata yaparız. Yeter herhalde diye düşünüyorum. Daha yeter daha olsun yani. O yüzden şimdi ben bu videoyu burada bitireyim ki eşime söyleyeyim gelsin bana yardım etsin. Salata mükemmel salata yapıyor. Gerçekten inanılmaz. Ben hiç adım öyle bir salata yemedim, görmedim. Öyle diyeyim. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.